II. Abdülhamid'i anlatırken çok böyle düşünceli bir adam olduğunu söylemek lazım. Gerçeği tarih bu adamı çok yani zulmetmiştir. Hem sizin tarihiniz hem de bizim tarihimiz maalesef. Ama bu adam yani biraz farklıdır. Onun düşünceleri arasında, bu adamın düşünceleri arasında Kudüs'te, özellikle Kudüs gibi bir şehirde kardeşler biraz buraya gelin, şimdi meşgul olmayın. Hadi. Tamam, ben birazdan söyledim. Biraz vakit vereceğiz. Her şeye vakit vereceğiz. Alışveriş yapacağız. Şimdi Abdülhamid'in Kudüs gibi bir şehir için düşüncesi şuydu arkadaşlar. Burada Kudüs'te özellikle Hristiyanların mezhepleri ne kadar fazla olursa Müslümanların üstünlüğü sağlanır bu şekilde. Şimdi Wilhelm ve eşi, biliyorsunuz Almanlar Protestant, Angelikan Protestant. Angelikan Protestantı için hiç kilise yoktu, hiç vakıf yoktur burada. İşte bu mezheplere, Hristiyanların mezheplerine bir mezhep daha eklemek için burada Abdülhamid Wilhelm ziyaretinde eşine iki toprak parçası vakfetmiştir. Bunlar kilise yaptırsınlar ve Hristiyanlar, Angeliken Protestantlar için bir kilise yapılsın, bir yer verilsin. Bunların arasında şu gördüğünüz Augusta Victoria Sarayı, hemen karşımızda bulunan Augusta Victoria Sarayı. Ve şimdi yani gerçi Allah razı olsun yani Abdülhamid'den, bu saray burada bulunan Kudüslüler için sağlık hizmetleri veren büyük bir hastane ve Filistin'de bulunan bir tek kanser, yani en büyük, tek değil çünkü Cenin de vardır, ama Kudüs'te bu bölgede tek kanser merkezi budur. Burada bir sürü Gazzeli kardeşlerimiz tedavi görüyor. Zaten Gazzeliler buraya geçmek için sadece kanserli olarak geçebilir. Yani Kudüs'e gelebilmek için İsrail'den izin almaları gerekiyor. İsrail ne zaman veriyor? Kanserli ve çok hasta, ağır hasta olması gerekiyor. İzin alabilir. Bu şekilde.